Kırılan bir beton kendiliğinden düzelebilir mi? Bu müthiş ve ilginç buluşu sizler için araştırdık. Belçika Gent Üniversitesi laboratuvarındaki bu mühendisler beton malzeme üzerinde çalışıyor. Ancak bu beton çok farklı bir yapıya sahip. Eğer kırılırsa kendi kendini onarabiliyor. Beton yüksek derecede emici güce sahip polimer malzeme içeriyor. Bu yüzden kırılma olduğu zaman su içeri giriyor ve bu polimer malzeme şişerek içine daha fazla su girmesini engelliyor ve kırılan bölgeyi kapatıyor. Bu polimer madde kapsüllenerek beton harcının içerisine katılıyor. Kendini onaran beton tamamıyla kuru olduğu zaman bilim insanları onu kırarak nasıl tepki vereceğini inceliyor. Betonun mekanik tepkimesi araştırılıyor. Eğer küçük bir çatlak hemen düzelirse büyümesi için risk yok demektir. Böylece yapının tamamının yıkılması için de risk faktörü ortadan kalkıyor. Sorunlu bölge büyümeden onu durdurmayı amaçlıyoruz. Bilim insanları bir Avrupa araştırma projesinde geliştirilen bu esnek polimer maddenin köprü ve tünel gibi en küçük kırılmaların bile ciddi hasarlara ve çürümelere yol açtığı yapıları büyük çatlaklardan koruyabileceğini söylüyor. Kendini onaran bölgenin eskisi gibi tamamıyla sağlam olmasına gerek yok. Bu haliyle de yeterince güçlü. Yapmamız gereken sıvı miktarını sıkı tutmak. Peki ya diğer ilginç maddeler, mesela biyolojik malzeme betonun kendini onarmasında kullanılabilir mi? Hollanda'nın Delft Teknoloji Üniversitesi'nde çalışan araştırma görevlileri betonun kendini yenilemesi için farklı bir madde daha keşfetti. Bakteriler. Evlerinizden ve yaşam alanlarından temizlediğimiz bu bakteriler betonun yapısıyla büyük oranda benzerlik gösteriyor. Öncelikle kayanın yapısına uyuyor ve ayrıca alkalin özelliği de taşıyorlar. Bu sebeple pH değerleri çok yüksek. Bu bakteriler betonun içerisinde yaşamaya elverişli ve hastalığa da yol açmıyorlar. İnsana ve çevreye zararı yok. Küçük bir kırılma olduğunda bakteriler betonu içeride tutuyor ve sızan suyla karışıyor. Kalsiyum karbonat da onarımı hızlandırarak çatlağı tamir ediyor. Araştırmacılar şu anda bakterinin onardığı yerin ne derece geçirgenli olduğunu test ediyor. Suyun onarılan bölgeden geçip geçmeyeceğini test edeceğiz. Onarımdan önce ve sonra arada ne kadar fark olduğunu da kontrol ediyoruz. Bilim insanları şimdi buluşlarını gerçek yapılar üzerinde denemeyi amaçlıyor. Avrupa'da bulunan tünel ve köprülerin %70'i betondan yapılmış. Bu yeni buluşun pazarda yerini alması ve satışa sunulması birkaç seneyi bulabilir. İlk başta bu malzemenin fiyatı yüksek gelebilir ancak bu sayede yapıların ömrünü uzatıyor ve bakım masraflarını azaltıyorsunuz. Kısaca kendini onaran bu beton malzeme ekonomik olarak ucuza mal oluyor. Görünüşe göre bu buluşun günlük hayatta kullanılabilmesi için araştırmacıların konu üzerinde biraz daha çalışması gerekiyor.